Kızlar. Efendim. Nasılsınız? İyi. Sen nasılsın? Vallahi ben harikayım hayatım. Yine çeyreğimi aldım. Maşallah. Şöyle harika. Yakama taktım. Ay bir şey söyleyeyim mi? Bu altınla ya, hatta dün hatırlarsanız şey dedim. Tekrar 4. sezonumu izliyoruz dedim. Çünkü o zaman da devamlı alıyordum. Yani benim için sezonlar değişmemiş demek ki. Değişmiyormuş. Ya da kişiler de değişmiyormuş. Ben her zaman her yerde benmiş. Hı. Ya da her zaman çok şanslıymışsın. Yok, her zaman güzel yemek yaparım hayatım. Şanslı. Neyse, sen yenisin. Hadi Tuğba'ya da yeni diyeceğim de. Merve, ben bir şey merak ediyorum hayatım. Ne merak ediyorsun tatlım? Şimdi sen ne zamandır buradasın? Şimdi gelinim mutfakta, eğer bir gemi olsaydı ben bu geminin kaptanı olurdum. Ve şu anda da kaptanıyım. Kendince? Peki Merveciğim, ben seni tanıyamadım. Neden? Sen hangi teknenin küreğisin? Allah Allah! Yanlış anlama bak lütfen. Zaten senden önce kürek olur. Arada bir çeyrek alıyorsun ya, o da zaten su üstünde durmana yarar. Bak sana sadece gülümsüyorum, farkında mısın tatlı tatlı? Elinden başka bir şey gelmiyor. Gülümsüyorum, neden? Ya ben sana izin veriyorum biraz eğlen diye. Bırakıyorum sana her şeyi ya. Tatlım eğlenmene bak sen. Yalnız şunu da kafandan çıkarma, burada en uzun süre kalan kişi sensin. Hatırlatırım. En uzun süre kalan evet, derken? Evet, daha öncesinde de totalde... 4 ay? Ben daha 4 aya ulaşmadım. Ya şimdi sen her şeyi boş ver de sen kendini gerçekten ne sanıyorsun arkadaşım? Ben seni birinci saatte de söylemiştim, arkadaşım değilim. Sen kendini ne sanıyorsun tatlım değilim. Benim? Kürek nedir? Sen hangi okyanusu geçtin de, hangi küreği eline aldın da, neyden bahsediyorsun? Hangi arama motorundan akşamları arıyorsun bu sözleri de gelip bana söylüyorsun? Bebişim sen anlamadın herhalde. Kürek olan ben değilim, ben kaptanım. Sen küreksin. Sen benim denizimde boğul. O da teknede. Sen benim denizimde boğulma da. Hayatım bir tane deniz vardır. Herhalde bilmiyorsan sana şu anda coğrafya dersine girmek istemem. Sen burası benim denizimde programı. Boğulma, yakındır, haberin olsun tatlım. Ama arkada benim. Yanıma gelirsen anlatabilirim coğrafya dersini. Şunu anladım ya bu yaptıklarından dolayı. Sadece beni rakip olarak görüyorsun kendine. Hayır. Ben olsam da beni görürüm. Hayır bak benim şey zoruma gidiyor. Bence senin de zoruna gitmeli. Asla. Kaç aydır buradasın Merve? Nesin? Diyorum ya bak. Göreceksin yakın zamanda ne olduğunu. Asla seni tekne de değil kız. Sandaldaki küreksin sen. Sen var ya o sandalın. Sandaldaki küreksin. Sen o sandalın motoru bile olamazsın tatlım. Ben sen... Aha. Merveciğim sandalda motor olmuyor zaten. Neyse ne tatlım hayatım. Benim. Neyse kürek... ne. Ha, ne oluyor Sevilay Hanım ya? Senin gelinin ne diyor ya? Ne diyor gelin? Neymiş? Bunun kaptanıymış buranın da. Merve de küreğiymiş. Tamam. Ya? Anlamadınız mı bundan bir şey? Anlamadıysanız... Allah Allah, bu ne havalar ya? Bu ne söz söylemiş, ne güzel açıklayayım isterseniz. Açıkla bakalım, anlayalım. Şimdi diyor ki, ben diyor hep diyor son hızla çeyrekleri alıyorum, bileziğe doğru koşuyorum. Ama Merve kürekle anca zor yetişir bana diyor. Sevilay Hanım bence öyle demek istemiyor. Merve'ye kürek dedi. Farkında mısınız? Yani o onu kastetmedi orada. Ben öyle anladım bilmiyorum. Yok. Ya ne anladın? Sen ne anladın arkadaşım? Vallahi aynen ben de öyle anladım işte. Sen ne anladın? Ya, ben de aynısını anladım. Ya bu zaten benim kürek derken mi bunlar gelinli kayınlalı. Kürek ya. Deyince ne oluyor? Ne oluyor onu nasıl da açıklayayım bari. No. Kaç gündür kartal bilmem ne. Tamam. Onları şey yerine koyuyor. Şimdi kürek bilmem gemi. Tamam kaptan. İşte kürek gibi. Ya bırak Allah aşkına ya. Burada kaptanlık yapacaksın. Git başka yok. Yerde kaptanlık yap ya. Sevilay Hanım daha belli olmaz ama. Sevilay Hanım komik bir şey mi var da gülüyorsun? Kürek biraz komiğime gitti. Benim gelin de nereden bulur böyle şeyleri bilmem. Az önce zaten senin gelin dedi işte. Tamam işte. Sana çekmiş senin gelin işte. Bir kartal veriyor. Al veriyor ötekine değil mi?